Yoksa ne olur? Para ile adam içeriye giriyor, sonra hizmetin belirli bir kademesine ne kadar para veriyorsa zirve yapıyor. Onun sözü müteber oluyor. Bu para verdiği için sözü müteber oluyor. Çünkü müteber olmasa, sözü geçmese para bir de vermez. Dahi para olduğu için bu sefer hizmeti bozuyor. Hizmetin asliyeti, halisiyeti kalmıyor. Gibi çok şeyler var. Mesela avamda da ya bunlar da mı bu böyle dettiriyor. Ayet-i kerimede var. İn ecriye ile alallah. Ancak değil mi? Ancak benim ecrimi Allah verir. Yasin suresinde de sizden hizmetine mukabil bir şey talep etmeyene ittiba edin. Men la yeselukum ecrema muhtedun muydu? Nasıldı orada? Ve fehu muhtedun. Diyor ki orada da hizmetine mukabil bir şey talep etmeyene tabi olunuz. Kime tabi olacağını Allah sana söylüyor. Abi kimin arkasından gideyim? Ciddi olduğu için kaynak için açıyorum. İn ecriye ile alallah diyor bu şeyi. Yani ancak benim ecrimi Allah verir. Onu diyerek hizmet edeceksin. Ama şunu yapana değil. İttebü men la yeselekum ecrem ve hum muhtedun. Size hizmetinize mukabil, hizmetime mukabil bir şey talep etmeyene ittiba edin. İttebi'u. Ama bir şey isteyene hizmet şey yapıyoruz. Tabi olmayınız. İkinci mektup da yazıyor. Birincisi şahsı hukuktu. Dikkat edeceğimiz şahsı hukukla umumu hukuk tefrik edeceğiz. Bu şahsı şeyini, hukukunu koruyun. Bu adam aman kaçmasın, gitmesin diye burada olumsuz hareketleri yapınca buna musamaha edilmiyor. İkaz ediliyor. Hani hemen patlı olmuyor. İkaz ediliyor. Anlatılıyor. Tekrar anlatılıyor. Baktın ki bu böyle bir huyu var. Onu da hizmetin izin içine sokmayın istiyor. İsevilik böyle bozuldu değil mi abi? Böyle bozuldu. Daha çok taraftar toplamak için Tanrı'yı müşahhaslaştırıp insan nevinden gösterebilmek için şeye Tanrı dediler, İsa'ya Tanrı dediler. Evet, çünkü Tanrı'yı anlatacak şeyleri olmadığından, Tanrı bilgisi olmayınca, Allah demiyorum, Tanrı bilgisi olmayınca bildikleri dünyadan bildikleri malzeme öğrettiler. İnsan üzerinde Tanrılık oynadılar. Neyse. Öyle bozuldu. Mesela ben 17 yaşından beri bu parkurun içindeyim. 53 yaşındayım. Hep dershanedeyim. Buna mukabil mesela bir tanesini söyleyeyim. Adam 1992'de Kırıkhan'dayım. İskenderun'dan geldiler. O zaman 4 milyar TL Türk parası. Adam teklif etti. Buyurun hocam dedi, hizmet edin. Benim ihtiyacım yok dedim. Şurada dedim. Ali Sert hocam var dedim. Onun kursu var. TC Kur'an kursu var. Orayı verin dedim. Biz orayı biliyoruz dedi. Benim ihtiyacım yok dedim. Yok. Benim ihtiyacım yok kardeşim. Ondan sonra gittiler. Bir yarım saat sonra geldiler. Ders dinlediler. Herkes gittikten sonra iki gittik kaldı. Herkes gittikten sonra dedi ki sana iki saat mühlet. Kırıkhan'ı terk edeceksin. Mason hocalarından geldiğini tahmin ediyorum. Para illa bir yerden gelmesi şart değil. İyi niyetlidir. İş adamıdır. Temiz bir insandır. Ama insan zaafı vardır. Para versin okşayınca para verdikçe içeri giriyor. İçeri gittikçe yükseliyor. Yükseldikçe laikayı okumamış. O vicdaniyatı, meslek hassasiyeti gelişmedi. Ondan sonra kafasını estiği gibi, fabrikada işçileri yönettiği gibi, hizmeti de yönetecek zannedecek. Öyle olacak. Olmaz kardeş. Öyle gidiliyor mu? Yapma bana. Şimdi bir şey de diyemiyor. Adam para veriyor derken tarumar etmiyor. Bizde hizmetimizde bu yok. İki. 10 liraya 20 liraya bir şey alınacak. Biz sen al ben al
aramızda münakaşa diyoruz. Adam geliyor 100 bin lira koyuyor ortaya. Şimdi bu adama hayır diyebilir misin yaptığı bir hareket desen? Nasıl diyeceksin? Diyemezsin. Diyemiyorsun yani, bu bir şey haline geliyor. Evet. İkincisi dedik buraya siyasi şeyi sokmuyoruz. Siyasette işimiz bizim yoktur. Senin özel dünyan vardır. Burada siyasi paylaşımlar yapılmıyor. Konuşulmaz. Dershanede umum hukuk. Dershane hukukudur. Onu özel dünyanda yaparsın, yapacaksan. Çünkü siyaseti geniş daire haberlerini bilirsen olay değişmiyor ama sen değişiyorsun. Psikolojinin, zihnin değişiyor. Dimağın değişiyor. Artık Risale-i Nur'u okuyamaz hale psikolojisine geliyorsun. Okusan bile yavan oluyor. Anlayamıyorsun. Çünkü zihni dağılır, manevi bir divane olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Yani haberleri takip eden Allah'ın icraatını ve hikmet-i ilahiyi bilemediği için rububiyet-i ilahi tenkit eder. Aklını dağıtır, gergin olur, aklını dağıtır, muvazeneyi tutturamaz. Yani okuduğunu anlayamaz. Yani sistemi zarar gördüğünden dolayı manevi bir divane olur. Haberleri takip eden sık sık. Ama manevi bir divane olur. Bu olayları, gözüken olayları yorumlayamadığı için rububiyet ilahiyenin icraatını merhametine, adaletine, hikmetine sıkıştıramadığı için, sığdıramadığı için tenkit ediyor. Ya olur mu ya böyle? Yok musun ya adli ilahi? Kainat sistemi böyle mi çalışıyor diye. Allah'ın rububiyetine itiraz vari bir halet olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur diyor. Dinsiz oluyor, haberi yok. Haberlerle dinsiz olanlar var. Allah'ın rububiyetin icraat. Neyse Kastamonu 38'den söyledim. Abi olur mu? Tamam kardeş. İtiraz bizim. Seninle münakaşa etmiyoruz. Risale'de böyle yazıyor. Bizim için. İkincisi dedik, üçüncüsü dedik. Birincisi şahsi hukuk, umumi hukuku tefrik edeceğiz. İkincisi siyaseti istina dedik. Hizmetimize mukabil böyle bir şeyimiz yok. Biz kendimiz yapacağız. Peki kimden alınır? Ya taşın altına kendisi koymuş. Hep bak birbirimiz beraberiz. Sen koydun, ben de koydum. Yani bunlara bir şey denmiyor. Kendisi yapıyor. Demeye gerekmiyor yani. Ama gördüğü halde görmek istemeyip yapmıyorsa da demeyiz. Mesela öyle insanlar da var yani. Ahtapot gibi başkalarının sırtından geçinenler var. Senelerce, 10 sene, 20 sene dershanenin ışığı altında ders dinler. Suyunu içer, tuvaletini gider, kağıdını açar tuvaletinde, çayını içer. Ama bir defa fatura ödemez. Ödemez ya. Buna denilir mi bir şey? Denilmez. Bu böyle bir adam işte. Bunun da hissesi o kadardır yani. Dost seviyesinde bir adamdır. Allah da istina dostunu uyuyor değil mi? Çünkü Allah, çünkü kainatta her şeyden istifade ediyor. Hiçbir şey vermiyor. Namaz yok, bir şey yok. Hiçbir karşılık vermeye ihtiyacı hissetmiyor. Ama Cenab-ı Hak istemiyor onu. Evet. Üçüncü dusturlarımızdan dedik siyaseti sokmayacağız. Sonra kardeşlerimizi tenkit etmeyeceğiz. Müspet hareket. Müspet hareket. Fazilet furuşluk derinden gıpta damarını tahrik etmeyeceğiz. Ondan sonra bir sorun varsa ferden ferde çıkmayacağız. Olmaz abin ya, olmaz ya, o öyle yapmıyor falan değil. Kulis hareketi de yapmayacağız arkadan. Biliyor musun ya? Olmaz ki ya. Veya ona, o da ona. Olmaz. Ne yapacağız? Bir şey varsa eğilerine haber uçurulur. Getirir. Eğilerin mabeyinde konuşulur. Genel olmaz. Risale-i Nur'un meselesi ise meşveret edilmez. Niçin edilmez? Çünkü Risale-i Nur'una evet ve hayır demiştir. Evet ve hayır dediği bir şeye meşveret olmaz. Meşveret Risale-i Nur'un açık emri olmayan mevzularda olur. Örnek vereyim. Dershane mi açalım, yurt mu açalım, cami mi açalım? Meşveret edilemez. Çünkü Risale-i Nur'da, Emirdağ'da her yerde bir küçük medrese-i Nuriye açılsın diye ustadımız emrediyor. Medrese açacağız. Peki, Strasbourg'un şehrin girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı, üçüncü kat? Külliyatta yoktur. Bu meşverete tabi. Meşveret de nedir? Sen gel. Sen olmaz. Sen gel. Sen gel. Böyle adam seçilmez. Bu noterde tasdikçilik arıyorsun. Sen gel.
Sen de gel. Sen gelme. Sen de gelme. Sen gel. Ondan sonra değil mi böyle? Tabii abi. Hepinizi tasdik ettiriyorum. Ondan sonra bunun adı da meşvelet diyorsun. Tamam. Böyle meşvelet olmaz. Ama benimle olacak. Umumi hukuka mahşeye taarruz ediyorsa o kişi uzman medreseye gelmemesi için şey yapılır mı? Tabii şöyle yapılır. Dedi ki peygambersiz din anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa bir manasız kağıttan ibaret kalır. Peygambersiz din olmadığı için Allah'ın böyle adeti var. Ustadsız da nurculuk faaliyeti yoktur. Hizmet ehilleri veya varsa vakıfsız da o dershanecilik olmuyor, zor oluyor. Ha, ama vakıf gibi hizmet eden gayretli, hamiyetli insanlar var. Onlar makamları şudur. Dost var nur dairesinde, dost. Yani risale okumaz. Derslere gitmez. Uzaktan der ki benim akrabam oralarda. Ve oraya gidenleri de ben biliyorum. Onlar iyi insanlar. Temiz adamlar. Onlara laf etmeyin. Sağda solda müdafaa eder. Bu dosttur. Hisse alır. O kadar. Biraz içeride Risale-i Nur talebesidir. Kardeştir. Risale-i Nur pek okumaz. Derslere gelir. Ustad büyük adamdır. Çok büyük. Mücedittir. Ya bununla yatıp kalkar. Ama derse gelir okumaz. Okumaz. Usta çok büyüktür. Nurculuk da şöyledir. Alır. Bu kardeştir. Bir de talebe var. Dersleri gelir. Hizmet eder. Kitap okur. Hizmeti yüklenir. Koşturur. Risale-i Nur talebesidir. Bir üstü var. Hastır. Evli de olabilir. Hayatındaki gayesi budur. Ama öğretmendir. İşçidir, doktordur, memurdur vesaire. Hiç fark etmez. O iaşe noktasında çoluk çocuğun iaşesi içindir. Ama hayatta hedefim tektir. Hizmet imaniye, Kur'aniye de din-i mübine hizmet etmektir. Kur'an'a hizmet etmektir. İslam'a hizmet etmektir ama çoluk çocuğumun iaşesi var, benim iaşem var. Onun için şey yapıyorum. Ama her fırsatta tak işi bittiği zaman, manasını koyduğu zaman abdestini alışın yapar, tak diye dershanesine koşar falan. Orayı ihya eder, gücü varsa yerleri süpürür, lavabayı temizler, ne bileyim ağzı dönüyorsa biraz kenar bir kişi anlatır gelirken ya böyle bir yerimiz var falan. Bu hastır. Bak hası makamına bakın. Dost, kardeş, talebe, has. Bir de bunların üstünde hayatını vakfeden ehas-ı haslar var. Onun üzerinde erkanlar var, onun üzerinde rükünler var. Onlar da ustadımızın talebeleri, bir üstü de ustadımızın talebelerinin bir üstü de ustadımızın varisleri var. Sayısı belli. Sayısı belli onlar. Risale-i Nur'da 232 Emirdağ'da Sait Özdemir abi, Ahmet Aytumur abi, Abdullah Yeğin abi, sağ olanları sayıyorum. Salih Özcan abi geçen gittim o da. Evet. Ondan sonra Sungur abi. Sungur'a gitti onlar, gitti. Şu anda Hüsnü Bayram abi sağ, Hüsnü abi, Sait Özdemir abi, Ahmet Aytumur abi, Abdullah Yeğin abi. Şu anda benim Risale-i Nur'da sağ olan. Onlar lakal en gençci Hüsnü abidir ki 70'in üzerindedir. Diğeri de 96 yaşında Aytumur abi vesaire. Bunlar da rükünler. Ustadımızın nas açık ifadeyle varisim dediği kişilerdir. Şimdi siyaset menfi hareket yapmıyoruz. Ondan sonra uvvet ve tesanüt dedik. Tesanüdümüzü. İş olduğu zaman fert şahıs çıkmayacağız. Karşısına ki emsalsiniz. Emsal olduğunuz için senin karşına zey çıkar diyor. Öyle ama değil falan diyebilir. O zaman ne yapacağız? Mabeynimizde konuşacağız. Çözemezsek mutlaka bu yurt dışındaki bir dershaneler mutlaka bir Türkiye'deki bir bağlantıyla hareket ediyor. Oradaki abilerle, kardeşlerle meşvet edilir. Ondan sonra külliyattaki eğer mevzu külliyatsa külliyatın gösterilir. Bu budur. Tamam böyle yapma denilir. Veya şahsı hukuksa onlar gösterilir. Böylelikle halledilir. Çünkü onlar bizim abilerimizdir. Bize sahip çıktık. Çıkarlar, çıkıyorlar ki biz de onların inşallah vesilesini sebebiyle
efsanelerimizi canlı tutuyoruz. Yoksa yürümez yani. Olmuyor. Bir yerde yersiz olmadan olmaz. Yürümez. Hele Avrupa'da hiç yürümez. Ben 2004'ten beri Avrupa'dayım. Ve bir film. Öyle geziyorum. Dershanelere gidip ders yapan değilim. Bizzati elimi taşın altına koyup bir şey anlatmak için söylüyorum. Ve dershanenin açılması için beni Allah öyle yarattı diyorum. Beni onun için yarattı. Dershanenin açılması, ders yapmak, vaaz etmek değil benim gayem. Ben onun için gelmem ya. Dershanelerin açılmasının zeminini, sebebini hazırladım. Ondan sonra alakadar kardeşleri bir araya getirip şans-ı manevi oluşturup hizmeti onların üzerine bırakmak. Bak beraberseniz bak haberin yok. Sen o mahallede, sen bu zaman, sen oralısın, bak sen bu tarafa, sen Edirne'li, sen Kars'ta, kardeşim hepsini. Ha bir tanımıyorduk, tamam. Onları tanıştırıp onları böyle dershane açılmasına teşvik etmek, gayretini getirmek, yer yer onları bırakmamak, devam etmek. Öylelikle adedini bilmiyorum Avrupa'da, adedini bilmiyorum açılan dershane. Bunlardan bak bir tanesi, burası da elhamdülillah ki kiralık değil, şükürler olsun burası. Burası da mülk, hamdolsun. Almanya'da çeşitli yerlerinde mülkleriniz var. Paris'te de elhamdülillah gayret etmiştik. Bundan 10 sene önce Paris'te de. Orada da hani Fransa'nın başka şehrinde. Daha çok şey. Ondan sonra efendim haftada veya siz karar vereceksiniz. Haftada 2 gün dersiniz var. Haftada 1 günde şöyle yapabilirseniz iyi olur. Ders arkadaşı olmak, müzakere arkadaşı olmak diye inşallah şu an bir külliyatı bir defa en az bitirenler arasında daha kuvvetli oluyor ama diğerleri de gelişiyor. Mutala ve müzakere yapacaksınız inşallah. Dostur değil ama Risale-i Nur'da tavsiye edilmiş. Nedir o? Haftada bir gün kitabınızı alacaksınız. Öteki elinize de defter, kalem. Bir mevzu seçtiniz bir hafta önce. Mesela korku. İnsan korku niye var? Veya tevhid, Allah'ın ispatı veya haşir. Bir hafta bir kardeş iki grup olacağız. İki grup, iki kişi veya üç kişi. Üç kişi grup olacağız. Sen mesela bir grup. Tamam mı? Bir grup. Bunlar da bir grup. Efendim, haşir bir saattir ders. Siz de his, tevhid, kader. Tamam. 15 gün sonra siz burada 3 kişi geçeceksiniz buraya. Dersi takdim edeceksiniz. Dersin atıflarını, başka risalede geçen şuradan buradan, tamam mı böyle? Müzakereli dersleri biliyorsunuz. Yani en azından siteden takdim ediyor. O takdim edeceksiniz. Sonra bitirdikten sonra üçü beraber cemaate buyurun sorusu olan, ondan sonra karşılıklı soru. Bu sefer burası atölye çalışması oluyor. Atölye çalışması. Zihinler çok çabuk gelişiyor. Bir defa böyle bir mevzuyu yapmak belki de birkaç defa külliyatı bitirmeye kadar o konu hakkında malumat sahibi oluyorsun. Ya öyle dedin ama nasıldı o? O bir insan, ya ben böyle anlıyorum, burada böyle yazıyor, bu da şu, şurada böyle yazıyor veya ben böyle düşündüm. Bu da ustadımızın tavsiyesi. Bunu da yaparsak çok güzel zamanda gelişeceğiz inşallah. Hizmetin bir tane de bizim şeyimiz, vazifelerimizden bir tanesi de kesinlikle hizmet yapacağım diye çoluk çocuğunu ihmal etmeyeceksin. Dinimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emri yakınlarından başta hizmet namı altında çocukları ihmal edip sağa sola koşturmayacağız. İlk önce kendimizin imanını, sonra çoluk çocuğumuzun, sonra yakın akraba, sonra artarsa zamanı harice taşıyacağız. Yakınlarımızdan. Çünkü zekat da yakından veriliyor. Tebliğ de ilk önce yakından başlamış. Ana kadar. Çünkü bastığın ayak sağlam olması lazım. Yani çocuğun meyhanede sen dershane adam topluyorsun. Sana derler ki çocuğun meyhanede onu al da ben de gelirim. Gibi olabiliyor. Bir de mesela sevk-i idarede yani maddi giderlerimizde elektriktir, sudur, kiramız yok hamdolsun ama giderimiz var.
aramızda bir kişi öyle bizim şeyimiz olur, kumbaramız olur. Ona şey yapar, o işi o takip eder. Ona şey yaparız, onu sevk idarede değil de o maddi işlerde takip etmeye ve kafadan ses çıkmasın diye aidatımız vesairemizi ona veririz. O da bizim elektriğimizi, suyumuzu o gider. Herkes her şeyi düşünmez. Ondan sonra bunları tavsiye ederim. Bir de nöbet tutacaksınız dershanede. Nöbetçi olacak. Mesela perşembe ve pazartesi mi burada ders? Mesela diyelim ki pazartesi bir gün. Pazarla perşembe. Nedir o? Çay yapacak kişi ve çaydan sonra bardakları yıkayacak. Yani o günkü mutfak nöbetçisi. Paldır küldür olmasın, birbirimize itham etmeyelim diye. O ders nöbetçisi, yani herkes yaparken o hizmetimizi o görecek. Orada liste yapacaksınız, asacaksınız isim. Pazartesi ihmal etmeyecek. Ama çok ciddi bir şey olursa kendi yerini kendisi bulacak bir adam. Başkasıyla yer değişebilir vesaire. Onu siz aranızda yapacaksınız. Bu dershanedeki şeylerimizdendir. 3. Paldır küldür. Türkiye'den sağdan soldan gelen her insana kürsü vermeyeceğiz. Ehline soracağız. Veya alakadar olduğumuz abiye soracağız. Çünkü çok silik söz ve para dolaşıyor piyasada. Kaput para dolaşıyor. Onun için bilmeyebilirsiniz. Çünkü kim bilmiyor. Ernur talebesi namı altında aynı zamanda burayı biz konaklandırmayız. Yani şey yapmayız. Ekmeğini veririz, suyunu veririz, göndeririz. Yatırmayı tersane teslim etmeyiz. Ondan sonra kürsüyü vermeyiz. Bu da çok önemli. Otel değil burası çünkü. Otel gibi kullan. Mesela ben Zeytinburnu'nda bak size de Zeytinburnu 6 katlıdır. Zeytinburnu merkezimiz Türkiye'nin ve diğer yerlerin merkezi. Mesela cemaatimizden Kırıkhan'dan adam geliyor. Bizim cemaattan tekstilci, esnaf. İstanbul'da alışveriş yapıyor. 2 gün İstanbul'da olacak. Ondan sonra dershanede akşam yatacaksa hayır onlara müsaade etmiyorum. Otelde kalacaksın diyor. Cemaatimizden. Buraya sırf dava için gelecek, hizmet için gelecek. Zihinler o şekilde dönecek. Buraya 3 tane şeyi sokmuyoruz diyoruz usta. 27. sözde. Hayat-ı dünyevinin temini, siyaset merakları ve felsefenin revaçları. Felsefi böyle görüşleri, anlayışları, hizmet anlayışları. Kendine göre yorumlar var ya, hizmet yorumları. Bu felsefedir. Okul felsefesi değil. Bana göre hizmet budur. Bu girmiyor. Hizmetimizin şekline girmiyor. Yani bana göre yok kardeşim, sana bırakılmamış. Ya bir asıra yakındır. Hizmet devam ediyor. Bunların hepsinin cevabı var. Senden önce bunlar medar bahs olmuş ama haberin yok. Eline soracaksın. Bu 3 tane şeyi sokmuyoruz. Ondan sonra şey vermiyoruz. Ne yapacağız? O aramızdaki o keseyi tutan, yani elektrik su paramızı şey yapan zat, onu en azından görevli olur bu konuda. O da işte telefon eder mesela. Biz hareketi beraber yapacağız inşallah. Telefon edersiniz. Abi böyle birisi var. Tanıyor musunuz böyle? O da çünkü niye? Niye biliyor musunuz sevgili kardeşler? Çok benim işim bu olduğu için çok tecrübem var. Sonra öyle bir tahribat yapar ki zihninizi bir daha, yani o çamur at cama yapışması izi kalır ya, yarıyor böyle. Yani senin o zihnindeki temizlemek zor olur. Risale-i Nur der. Mesela bir misal vereyim. Misal vereyim öyle. Yani bir profesör Türkiye'den ders yaptı ve ihtimali demiyorum, vakadan bahsediyorum. Münih'te yani. Bu da ay yakın yani Almanya. Dersi yaptın. Abi dediler, ikinci bir derste Laika'da yapar mısın? Çok hoş. Aa, hakikaten güzel imanlı ders yaptı. Ya kardeşim ne Laika'sı ya? Laika'dan ders mi olur? Laika kişiden kişiye ve kişinin özel duygularını ustadına takdim ettiği yazılardır. O ne alakalı? Derstir diyor ya. Duygularla alakalı bir şeydir. O ders olmaz ki Laika'lar. Bunu bana söyledi. Şimdi ben o cemaate nasıl tavsiye edeceğim şimdi? Ama geçmiş makul Nur Tanrımız Türkiye'de gelmiş Nur Tanrımız profesör, bir üniversitede profesör. Laikalar için. Oysa bak konuştuğumuz mevzuya bak. Yani tren rayıdır. Lokomotifler imani mevzudur. Yani raysız lokomotifi nerede yüzdüreceksin? Yani kişiden kişiye özel bir duygularını, hassasiyetlerini takdim etmiş veya ustadına takdim etmiş.
kişiye aittir. O kişilerin özel duygularıdır. Bizim genel bir hizmetimizle ne alakası var? Aynı mantık Kur'an'a da caridir. Yusuf Aleyhisselam'ın menkıbesini, Musa Aleyhisselam'ın hayatını bana ne yani Kur'an'da? Niye var yani? Ben ne yapacağım onu? Demezler mi? Ben ne İsa'yım ne Musa'yım. Oysa o bir semboldür, simgedir ve şablondur. Onun içerisinde biz varız. Biziz o. Ben İsa'yım, Musa'yım. Ha? Böyle oluyor. Mesela kürsü de bunu yaptı. E sonra da nasıl tahmin edeceğim ben? Ha? Başka bir kutsal efendi de Almanya'da böyle bir sorun oldu. Gittikten sonra takip ediyorlar. Ha, bu Hasan burada yok. Bakıyorlar. Onlar da Nurcun deyince bak alıyorlar. Bir bakıyorsun ondan sonra ortalık karışmış. Bu gerek yok kardeşim. Herkes biz Risale-i Nur'un değişmez prensibi Risale'ye bağlı. Burada hiç kimsenin imtiyazı yoktur. Ne diyorsa odur. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Risale-i Nur'un açık emirleri neyse o. Onunla çarpı hareket ediyor. Ne diyorsa. Dolayısıyla bir de buna dikkat edeceğiz. Edeceksiniz. Ondan sonra birbirimizdeki o şeyi bir sorun varsa damara dokunmadan, kırıp dökmeden eğilirim ağabeyinin de dedik onu. Bir daha söyleyeyim çünkü benim aranızda böyle o meşale teyitinizde halledin. Halledemezseniz hareket, Türkiye'de hareket ettiğiniz abi kardeşlerle şey yaparsanız yaşınız zaten bize göre zaten emsal değiliz. Burnunuza dokunmaz. Kardeş öyle yapma, şöyledir. Bu da böyledir. Risale'de ise şurada böyle yazıyor. Yok, Risale'de yoksa hayat tecrübesi yaşlıdır, hizmette zaten bulunur. Böyle yapsan daha iyi olur, yapma. Sıkıntıya sebebiyet veriyorsun. Denilip oradan halledilir. Böyle. Dolayısıyla kavganın kökünü de halledilir. Hatta ailevi meselelerinizi dahi çözemiyorsanız o sevdiğiniz, tanıdığınız yani ilmiyle amel yani amil olan, yaşayan ve olaylar çözeceğine inandığınız kişi abi ve ablalarla meselenizi meşveret ediniz. Öyle. Kendiniz çözemiyorsanız ailevi, ikinizin itimat ettiği, hanımın da itimat ettiği kişiyle hakem tayin edersiniz. O da nasıl olur? Öyle ayrı ayrı telefon değil, telefonunuzu açın. Ben size ipucu veriyorum yani. Telefonu açacaksınız hanımla beraber, ayzeyi açacaksınız, ikisi dinleyecek, ikisi beraber konuşur. Cevap da ikisi de duyacak, ayrı ayrı duyacak. Vesaire. Bu da ayrı bir tavsiye. Bu benim şahsi tavsiyem. Tecrübe. Avrupa'daki tecrübe. Efendim başka ne hatırımıza gelecek? Orada lazım. Müzakere yapacağız. O ustadımızın tavsiyesi. Benim. İhlas dusturlarını 15 günde bir okuyacağız. 15 günde bir birin okuyan bir paragraf oku bitene kadar 15 günde bir İhlas Risalesini bir akşam İhlas Risalesini ayıracağız. Pazartesi pazarla perşembe mi? Pazartesi. He, bir gün İhlas Risalesi ama 15 günde bir her hafta değil. Ustan daha kal dedi. Başta birinci düstur bir paragraf, ikinci düstur paragraf yani o şey okuyacağız. Ondan sonra okuduktan sonra kağıt kaleminiz olsun arkadaşlar. Bak benim defterlerim falan böyle şey. Hemen notları alın. Pat diye çıkmayın böyle. Çünkü unutulur o. Bir bitirin. Bir metni okuyun. Ondan sonra soracağınız veya aklınıza gelen varsa okurken notlar alın. De ki böyle böyle geçti ama bu nasıldır? Bunu ben hiç yapamadım diye. Beraber yapacağız. İhlas istansını 15 günde bir okuyacağız ki amelimizde rıza ilahi hakim olsun. Yani cennet cehennem meselesinden çıkarıyor. Rıza ilahi. Cemaat'e sormak istediği bir şey olabilir abi. Bunlarda. Şimdi ben baştan şöyle dedim ben bir anlatayım dedim. Ondan sonra sorusu varsa. Ama madem bir şey yapıldı. Bundan sonra da zaten Ulmi Sefik'te herhalde. Yani sormak istediğiniz evet varsa hangi sahada vesaire değil. Meşveret konusunda dediğiniz ya. Evet. Yani bir kere gelip sakızları katılanlar ya da sürekli katılanlar. Bu meşrete yani kimler alacak diye. Birincisi ilk önce külliyatı hiç okumamış meşrete dahil edilmez. Çünkü kendi kafasına göre yorumlayacak. Değil mi? Malzemesi ne ki? Mesela çok iyi ustasın ama inşaat malzemen yok.
İyi bir tamircisin ama parçan yok. Yani parçan yok. Ha, o zaman Risale-i Nur'u bilmeyene meşverete dahil edilmez. Meşveret ehliyle yapılır, nahillerle meşveret yapılmaz. Nahillerle yapılmaz. Mesela şöyle de olur. Risale-i Nur'un hakim olan, mevzi hakim olan kişiler okumuş veya hemen hemen ortalama aynıysanız onu beraber mutala edersiniz. Yapamazsanız aizeyi açın. Türkiye'ye telefon edin. Kimin telefonu çalıyorsa kapatsın. Telefonu açıyorsunuz. Aizeyi açıyorsunuz. O mevzuyu beraber soruyorsunuz. Mevzuyu. Cevabı da beraber dinleyeceksiniz. Yani ayrı ayrı kulis yapmayacaksınız. Hususi telefon etmeyeceksiniz. Sen aile diyorsun. Ötekisi daha evde ne diyor? Ötekisi de dün etti, bugün etti. Olmaz. Şöyle olabilir ama abi. Ya aç daha sana bir sor ya bu mevzuyu. Ha olur. Kendi birbirine görevlendirirsin. Sana güveniyoruz. Sinan'a dediler ki aç daha sana bir sor ya bu mevzuyu bir. Evet. Ne diyor sana bu konuda bize ilettirsin dedi. Ki çünkü mesela diyelim ki beni aradılar. Ben müsait değilim. Başka zaman tek arayacak. Hepsi bir araya toplanmayı beklemeyecek evet. Mutlaka. O yüzden hani o şekilde de yapılabilir. Tabii o tayin ederse yani ben orada fitneye hiçbir şey bırakmamak adına beraber evet. Hemen o anda. Ama değilse bakarsana bu şuna da ulaşamadık. Ondan sonra bir de soranlar olursa bizim hareket faaliyet, Risale-i Nur mutlaka bir ustadımız Risale-i Nur da fakat meşrep itibariyle hareketimiz Sungur abi meşrebi değil de bizim ben hareket ettiğim yani büyüdüğüm ortam Zübeyir abinin şeyiyle devam ediyor. Zübeyir abi bunu niçin söyledim ara. Zübeyir abi Risale-i Nur'ları tahkik okumayı yani külliyatın külliyatla izah edilmesinin içerisinde bir de laikaları mutlaka esas alınmalı. Onun cümle şu onun. Nurcuların ilmi hali laikalardır. Böyle laikasız kuvvetli. Meslekte hassas. Meslekte hassas. İmani mevzularda mutaassis. Mutaassis. Olacaksın dermiş. Evet. Meslekte hassas. İlmi mevzularda mutaassis olacaksın. Eğer ben Rüştü abiyle 16 sene kaldım. Rüştü abilerle. Yer yer en ilk önce Yeni abi ve Sungur abilerle kalmışım. Rüştü abi, Tahir abi ve Zübeyir abilerle 15-16 sene, işte 16-17 sene kalmış Tevruz'da ve ustadla iki defa mektuplaşması var. Ustadın da böyle bu noktada talebisi Rüştü abi. Zübeyir abiyle beraber hareket etmiş. O yüzden şey gelmiş yani niçin bunu ihtiyaç duydun? Sorarlar yani tam da nereyle şeysin? Bizim böyle bir zaten benim derslerimi takip edenler bilir. Taassup yoktur. Taassup yapanlar da hoşlanmayız öyle. Ben diyorum ki ben sizden para istemiyorum. Sizden de bir talebim yok. Siz bana buraya gelince bana kar vermiyorsunuz ki. Derste diyorum. Çay içiyorsunuz benden gidiyor. Tuvalete gidiyorsunuz kağıt su gidiyor. Ben de ne karım var sizden? Bir de taassup yapacağım bana kar. Niye kalacaksın ki çay bitireceksin? Ben ne diyorum? Nereden istifade ediyorsan oraya git ve böyle inanıyorum. Felsefe yapmıyorum, siyaset yapmıyorum. Şimdi de söylüyorum. Nereden istifade ediyorsun? Git meşrepte kardeş. Git istifade et. Çünkü ben insanları tek kategoride hamsi gibi kabul etmiyorum. Bir kasa hamsi düşünün. Bir tanesini aldım, incelerken pat diye düştü kasaya. Hangisiydi? Olabilir misin? Yok, hepsi karşı. Hepsi aynı. Biz bir hamsi değiliz. Herkes farklıdır. Ben çınarlara saksı olmak istemiyorum. Çınar saksıyı patlatır. Çınar saksı da büyümez. Tarla da büyünür. Yani insanlara çok değer verdiğim için benim fıtratımdan, meşrebimden daha büyüktür. İnanın. Daha geniştir. O insanları belki ben o meşreben ona uygun değilim. Saksıya ne gömeceğim ben onu? Büyüsün tarlada. Başka bir yere gitsin. Belki o daha geniş. Veya ikinci misalim balina balığı Karadeniz'de büyümez. Okyanusta büyür. Ben Karadeniz'de göllük yapıyorum ama adam fıtraten okyanus.
Yani daha cami, daha külli bakabilen cemaatimiz için gruplar var. Yeter ki bir yerde ol, nur dairesinin içinde ol, herhangi bir yerden istifade edebilirsin. Aman bana gel, burası en iyidir diyemek, bu yanlıştır. Bana göre yanlıştır, üstadımız da müsaade etmiyor zaten. İstediğin yere gidebilirsin. Ama Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket etmesi şartıyla. Evet, diyoruz. Ha? Ondan sonra o meşvette sen gel, sen gel, sen gel, sen gelme, sen de gelme olmadığı gibi hiç Risale okumamış yeni bir insan da meşvete dahil edilmez. Hizmete elini taşın altına koyanlar çağırılır. Ve okuyanlar. Bazıları var, efendim maddiyattan destek veriyor ama okumaz, yaşlıdır. O da çağrılmaz, okumamış okuyor. Malzemesi yok. Yani Risale'nin okumamış, nereye göre ne diyecek? Ehilleri mabeyninde diyor ustad. Ehilleri mabeyninde meşruiyet edilir. Herkesin bir yıl, işte bir defa okuması şartı. Burada herhalde abi uygularsak pek meşruiyet ederiz. Adam bulamayız, beraber meşruiyet ederiz. O yüzden şöyle biraz tahsih edebiliriz. Yani ya da buradaki şartlara göre biraz şöyle bir kolaylık belki gösterilebilir. Bu davaya cidden kalben sahip çıkan, gönül vermiş, müsbet hareketi esas almış. Mesela ya benim dediğim olacak. Diyelim ki örnek veriyorum. Ben diyelim buraya X lira para verdim. X euro para verdim. Ben de ama hamiyetliyim de yani. Diyorum ki ya şunu yapalım, bunu yapalım, halı döşeyelim, bunu yapalım. Çıkıyor oradan diyor ki kardeşim 3 kuruş verdin diye bak Hasan Hoca zaten söyledi. Ne hava yapıyorsun diyor. Onu diyen de vermeyen. Yani illa da para verdin konuşma hakkın yok da değil yani. O da değil, o da değil. O da değil, o da değil. Yani her şeyin dikkat edersen bir ifradı bir tefridi var. Evet. Biri ifratıyken diğeri tefridi. Yani böyle bir şey var. O yüzden o zaman sen bu hizmette koşturuyorsun veyahut işte tuvaletini temizliyorsun, mutfağında çay yapıyorsun. O zaman bunları yaptığın için konuşuyorsun da değil. Evet. Onu da deme hakkına sahip değil. Yani herkes nurcuysa vicdanen bilir ki o adam konuşma hakkı olduğu için konuşuyor. Para verdiği için değil. Evet. Bunu da yani şart değildir illa da para verdi konuşamaz diye de bir şart o da yok. Değil. Yani Risale-i Nur'a gönül vermiş, elini taşın altına koymuş. O taraf yapamamış ama temizlik yapıyor, mutfak temizliği vesaire. Mutfak nöbeti var haftada bir. Yani bu zaten vicdani bir akıcılık zaten. Derslere geliyor, müsbet hareketi diyor. Ondan sonra elinden geldiği kadar para vermiyorsa bir yeri temizliyor. Daire temizliyor. Efendim, ya burada abi bu halının üstünde şey var ya, şu şeyi makineye alayım, temizleyeyim. Gayret ediyor. Evet. Bunu yapıyorsa bu insanlar da meşverete dahil edilip burada daha da şey yapması sağlanabilir. Hani gayretle, şevkle hizmet etmesi sağlanabilir. Zaten dusturlarımız bellidir. O dusturlarımıza zaten meşveret olmaz. Mesela vaat-i musale vaat-i zeka. Namaz kılın, zekat verin. Ayet-i kerimeyi. Meşveret edilir mi? Allah öyle diyor ama bir de biz bakalım hakikaten namaz kılalım denilir mi? Tövbe estağfurullah. Açık emirler meşveret olmaz. Unutmayın bunu. Açık emirler ve yasaklar meşveret edilmez. Biraz derste söyledim. Açık demediği, o kapıyı açar mısın Burak? Açık demediği, mesela dershane mi açalım, yurt mu açalım? Meşveret edilemez. Çünkü ustad medrese açılır. Evet. Peki, Strasbourg'un girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı, beşinci kat mı? Bu 60 metrekare mi, 100 yok. Metrekare mi? Evet. Bu meşveretlik iş, külliyatta yok. Bu kendi şeyimiz. Hocam meşveret istişare aynı şey mi? Aynı şey. İstişare aynı şey. Evet aynı şey. İstişare aynı şey. Sünnet mi? Yani, sünnettir. Mesleğimizin de esasıdır yani. Evet. Başka bir şey yapacağız. Şimdi peki okuma nasıl yapacaksınız? Onu da şey yapayım. Şimdi burada hareket ettiğiniz için benim tavsiyemi söylüyorum. Sözleri okudunsa bu lokomotifin tamam. Zayin yok. Sözler okuduktan bir Kastamonu oku. Sonra mektubat. Sonra bir de lemalar iste. Sonra emirdan et. Yani 2-3 tane de bir laika araya sok. Çünkü arada şey yaptın mı neyin nasıl hareket edeceğini
Sözleri okudun ama nasıl uygulayacaksın? Sözlerdeki bilgiyi nasıl uygulayacaksın? Hani Kastamonu demek istiyor mu ki laikala? Yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, verme, orada ol, olma, dostunu, düşmanını tayin ediyor. Yani kendini tanımlıyor ve sana şu duygu veriyor. Ben falan yerin elemanıyım. Sana aidat hissini veriyor. Sen kim olduğunu sana tanımlıyor. Ya ben buraya ait diyor. İnsan bu sefer özgüveni geliyor. Laikalar insana özgüven getirir. İman esasları insan aklını ve kalbini genişletir. Özgüveni laikalar. Ben şuraya aitim. Tek değilim, yalnız değilim. Şarkta, garpta, cenupta, şimalde, dünyada, ahirette olsak beraberiz. Bu ruhu laikalar veriyor. Ben tek değilim. Ve ölüme karşı da çare budur. Bu düşüncedir. Ben ölürsem tek, ben öleceğim. Ama sevap cihetiyle yaşıyorum. Çünkü niye? Benim dava arkadaşlarımın sevabına aynen ortağım. Bu anlayışı veren ki bu doğrusu da bu. Başka sorusu olan var mı? Ben seni diyeceğim, bana soracağım Abdullah var mı? Başka dershane sevgi. Abi bir de şöyle bir şey. Mesela biz kendi uyguladığımız bir şeyi söyleyeyim. Üç tane görevli seçtik biz abi. Yani bu kardeş de Çatalca'nın İstanbul Çatalca ilçesinin ta Çanakça ve Yalıköy bölgesindeki dershanedeki burada bir kardeşlerimiz de bir tanesidir. Yani ta İstanbul, onun için diyor biz şöyle bir şey yapıyoruz diye onun için. Biz bir arkadaşımıza ekonomiyle alakalı görev verdik. Onu ben anlattım. Sen yok ben vardım da öyle bir şey mi? Daha söylemek için söylüyorum bunu. Maddi meselelerin hesabını tutan, yani işi üzerine alan, her şeyi ödeyen değil yani. Arkadaşların aidat vermeyi kendi rızasıyla kabul edenlerinin aidatını toplayıp dershanenin maddi olarak sevk ve idaresini sağlayan bir kişi. Fatura yatırıyor, elektrik yatırıyor veyahut da işte buranın belediye ile alakalı meseleleri var, onlarla ilgileniyor. Ya da ilgilenecek arkadaşa yönlendiriyor. Muhasebeci gibi. Evet, aynen. Bir arkadaş o şekilde. Maliye Bakanı diyoruz biz ona kendi aramızda. Bir arkadaşımızı da iletişimden sorumlu bakan yaptık abi. O da kim gelecek, ders kaçta, efendim bu ders bugün şu saate alındı, hanımların dersi uzun sürdü, şöyle oldu böyle oldu, bu meseleleri takip edip cemaate mesaj atıp bu iletişimi sağlayacak, iletişim organizasyonu yapacak bir kardeşimiz. Evet, ona da işte Fransızca bir isim bulursunuz siz kendi aranızda. Bir kardeşimiz de bunların ikisiyle de çok yakın ilişki kurup dershanenin umumi işlerini, bunun haricinde ne kalıyorsa bu işlerini de ilgilenecek bir de umum sekreteri şeklinde bir kişi belirledik. Bu üç kişiyle dershanenin idaresi yapılıyor abi. Bu üç kişinin kendi başına bir karar verme yetkisi yok. O da gene bu meşveret dahilindeki kişilerle. Mesela abi bu halı olmuyor, bu halıyı değiştireceğiz. Param var. Benim dershanenin parası bende duruyor. Ben bu halıyı sevmedim. Evet. Ben de işte böyle bir şeyin yok yani. Böyle bir şey. Biz mesela halıyla alakalı bizim şöyle bir şeyimiz olmuştu. Murat Çetin kardeş dedi ki, abi dedi, bizim orada parça parça, biliyorsun işte İsmail'in annesinden falan kalan şeylerdi, halılardı. Abi dershane görüntüsü yok dedi. Tek parça bir halı alalım buraya. Ve dedi yani alıp 3 sene sonra 5 sene sonra halıyla uğraşmayalım. Alıp ömür boyu kullanacağımız bir şey alalım. Türkiye'deki dershaneler var ya parça parça. Kaldın evet. Oradan bir güzel bir halı alalım dedik. Abi, yani böyle bir şey. Yani. Onun evet. Tabii bizim halı kaliteli yani, bunun gibi değil. Onu söyleyeyim yani baştan da. Bizim halı şöyle oturdun mu yatağa oturmuşsun gibi maşallah. Güzel. Tam ders dinleyecek şey. Evet aynen. Bir de yer çok soğuk oluyordu bizim. O yüzden kalın almak zorunda kaldık. Altı boş. Tamam, yani marangoz atölyesi. Ondan sonra uyumayalım diye böyle almak. Tamam, güzel savunma, tamam anladım ben sizi. Ondan sonra dedik ki abi, bir ölçtük 36 metrekare çıktı. Bir hesap yaptık, 4500 lira tutuyor. Ya kardeşim bunu ödeyemeyiz, bu olmaz dedik. Ondan sonra Maliye Bakanı dedi ki, kardeş dedi, para bende dedi, gidip alacağım ben dedi. Bu halıyı beğendim ben dedi. Ondan sonra
Biraz şaka olarak dedi ama biraz da ciddi olarak dedi. Ondan sonra biz meşverit dedik ki kardeş biz kabul etmiyoruz bu şekilde bir hal almanızı. Biz bunu şey yapmıyoruz. Bir de başka ödememiz vardı. Klimaya taksit ödüyorduk. Ondan sonra bir kardeş dedi ki ya dedi, o halı güzel. Halı önemli dedi. Klimanın taksitini ben üstleneyim de dedi. Siz dedi halıya 1.000 lira daha fazla verin. 3.500 lira dedi. 4.000 lira halı alalım. 4.500 lira alalım. Elhamdülillah o şekilde aldık, serdik halımızı. Yani şunun için söylüyorum bunu. Bu şeyler gene meşveret kararıyla kullanılıyor. Yani oradaki umum şeyi de o ikisinin de biraz daha üzerinde daha çok böyle cemaat sahiplenen bu kişilerin üçünde cemaati sahiplenen insan olmasın. Ya kardeşim gel sen telefonlarını iyi anlaşın. Senin iletişimden sorumlu kardeş yaptık denmemesi lazım. Hizmeti böyle benimsemiş. Burasını ya bugün derse gelemedim vay be kaçırdım. Şu işim vardı, bu işim vardı demeyecek adam. Yani. Hakikaten hakikaten işi varsa vardır, işi vardır. Hakikaten işi varsa. Bütün numaraları silmeyecek değil mi? Evet, canı sıkılınca bütün numaraları silmemesi lazım. Yani o sildiği numaraların adamları onun olmadığı zaman bu dersi devam ettiriyor olabilir. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak kime neyi nasip edeceğini Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz bir şeyde hüküm vermeyeceğiz. Hazreti Ömer'in bugün ikinci dersinde olduğu gibi o çadıra bevleden adamın kafasını uçursaydı Hazreti Ömer katil olacaktı. Ama uçurmadı, sabretti. İyilik peygamberi, rahmet peygamberi sabretti ama gitti Hindistan'a bir sahabe olarak orada bilmem kaç milyon insanın şu anda Müslüman olmasının vesilesi olarak kıyamete kadar o bedevi çadıra bevleden bedevinin hocalığından dolayı Hindistan'da 300 milyon Müslüman var şimdi. Onun gibi adamların hocası. O yüzden kimin ne olacağını bilmiyoruz biz. Fazilet fırışlık yapmayacağız. Biz kendimiz iyiyiz şeyiyle bakmayacağız. Bütün kardeşlerimizi potansiyel bir vakıf abi şeyinde görmemiz gerekiyor. Ama müsbet hareket çok önemli. Cemaat içerisinde müsbet hareket etmeyen bir şahıs oldu mu da bunun kesinlikle müsamahası Risale-i Nur'a göre amali talihtir. Buna müsaade edilmez. Çünkü burada affedersiniz arkadaşlar bir pis koku olsa kimse duramaz burada. Hiçbirimiz duramayız. Ya o koku gidecek ya biz gideceğiz. O zaman o kokunun gitmesi lazım. Burası dershane gitmeyecek olduğuna göre o kokunun gidecek. Bir de bir mevzuya yani o da çok lazım. Ondan sonra mevzuyu kapatırız. Kadınlar hizmeti nasıl yapılacak? Evet abi o da önemli. Çok gürültü patırtı kopan bir şeydir. Kadınlara biz Rus bir dershane ilk dönemde açmıyoruz. Çünkü çok gürültü oluyor. Açılsa bile şöyle yapıyoruz. Hanımlar dolayısıyla sizinle alakalı, sizin hanımlarınız, kızlarınız, analarınız, hanımlar, bence kızınız vesaire. Olunca oradaki sorun sizi sıçrar. Sizdeki sorun da oraya sıçrayacağında hanımların sevk idaresi de kendi aralarında meşveret de olmuyor. Hissi yani, oldukları anlamda. Hissi oldukları için gerginlikler, fırtınalar fazla esiyor. Orada fıtri olarak hizmette önde bulunmuş abla, bu kesin bu. Bunda benim hiçbir tavizim yok yani. Çünkü çok canım yanmış Avrupa'da. Çok dershane kapanmış. Onlardan dolayı erkek dershanesi de kapanmış. Türkiye'de kapananı da biliyorum. Bu konuda benim şeyim yok yani. Bir acabam da yok. Çok tecrübem var fazla. Bu kadar. Diğer mevzularda böyle demiyorum ama. Olacak. Hanımlar dershanesi dahi olsa ve evlerde ders yapıyorlar ve zannediyorum burada da haftada birkaç gün onlar kullanıyor değil mi? İki gün onlar. He. Onların da medarı bahs olduğu zaman bir sevk idarede kendi aralarında bir tane sözcü seçecekler. Sözcük bir abla. He. Abla önemli bir hizmeti talep ettiği için o abla ya onların içinde bizi telefon edecek. Abi böyle bir sorunumuz var. Çünkü ben onlara eşit olmadığım için mütemayiz olmadığından sıkıntı yaşı olmuyor. Telefon edecekler. O yaşlı veya işte onu şahsımaneye de.
Veya onlar tayin edecek. Yani şu anda abiye ulaşamadık ama seni vekil ediyoruz. Abiye telefon et. Bu konuda sorunumuz şöyle. Tabii ki devamlı olacak bir konu değil tabii. Tek tük konular. Ona da telefon edecek. Ben de onlara diyeceğim ki işim benim bu. Onlar çoluk çocuğu var, çalışan da var. Hem de yurt dışında yeni tanımış. O kadar hakim olamazlar. Dolayısıyla onların içinde bir tanesi o beraber iken ayizeyi açık ya soracaklar. Ben varsam, işte açabilmişsem, müsaitsem, efendim açmışım ve onları ayizede herkes dinlemiş olacak. Tek tek değil. Veya onlar bir kişiyi tayin etmiş. Abiyle irtibatı sen kuruyorsun. Herkes kurmuyor. Ondan sonra böyle bir sorunumuz var dersen adına. Abi bunun şeyi nedir, çözümü nedir? Risale'nde nasıl bir uygulama? Risale Nur'da yoksa Allah Resulü'nün sünnetinde şöyle var. Öyle yapıyorum ya. Yani. Sahabenin adını unuttum. Bir yere vali gönderiyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ya filane bir mevzu geldiği zaman neye göre çözeceksin? Dedi ki ya Resulallah Allah'ın kitabına göre. Orada göremezsen senin sünnetine göre. Orada da göremezsen dedi ki burada yaşanan icma olmuş yani. Burada kardeşlerim sahabenin içinde yaşanmış ama ifade edilmemiş, karar alınmamış ama yaşanan bir doğru var. Kıyas ederek, buradaki hayatta kıyas ederek. Eğer öyle bir mevzu ki burada yaşanan bir mevzu kıyas edecek bir malzeme olamadın, orası çok farklı. Ne yapacaksın? İçtihat edeceğim. Yani nasıl iştihat edecek? Kitabı, sünneti, kıyası. Oradaki kıyas. Üç malzemeyi alıp efendim kendisi iştihat edecek. Tamam. Dolayısıyla biz mesela Risale-i Nur'da açık emirse onlar bilebilir ama bilmeyebilir. Yani nereden bilecek? Kastamonu şurasında böyle yazıyor, Mürdan'da yazıyor. Ben onu şurada şöyle şöyle yazıyor, burada da böyle yazıyor, böyle yapayım. Tamam. Eğer diyelim ki Risale-i Nur'da sarih yok, açık emir yok. Mesela emir yok, müzakere ve mutala. Ama tavsiye var Risale-i Nur'da. Aranızda müzakere yapın diyor, mutala yapın diyor. Tamam. Eğer Risale-i Nur'da şey yoksa, açık emir yoksa, bizim öteden gelen bir geleneğimiz var, Nur geleneği var. Onu hayatımızdan, dershanecilikten göstereceğim. Değilse buraları bildiğim için ben Avrupa, ben iştihad edeceğim. Aranızda şöyle yapacağım diyeceğim. Dolayısıyla hanımlar, kardeşlerimize de öyle dersiniz. Aralarında böyle şey yapıp, bir işte biraz önceki o keseyi, yani sevk idarede bir kişi sorumlu olduğu gibi, ondan sonra, yani o fatura gerçek bir şey onlarda olmayacak, onlarda bir tane şey olacak. Bir, telefon, derslerimizi birbirimize iletmek için, var ya Türkiye'de de, Lanca geliyor veya şurada. Dersimiz şuraya tehir edildi, bu saat alındı. Bak mesela bu hafta onlardı bu akşam derste. Biz Türkiye'den geldiğimiz için tehir olduk. Tehir olmadı. Eve taşındılar. Evet. Ha, bunu bildirecek. Dersimiz, dershanede Türkiye'den gelen abilerimiz olduğundan falan evdeyiz diye hepsine bir kişi yayınlayacak. Diğer abla da irtibat kuracak. Yani Türkiye'de bizimle irtibat kuracak birisi olacak. Böyle o da kanaat önderi dediğimiz var ya böyle fıtri gelişmiş. Evet. Cemaatta eski küllet hakim ders yapan yahutlar. O da bizimle irtibat edecek. O da ne yapacak? Mümkünse en elzem onların içinde ayizeyi açacak. Hepsi duysun. Hepsi konuşmaya gerek yok. Soruyu soracak. Kenara çekilecek artık. Biz ne denmesi gerekiyorsa diyeceğiz. Ne gösterilmesi gerekiyorsa külletten göstereceğiz, tamam kapanacak. Veya bize ulaşamadı, bir şekilde olmadı. Ona diyecekler ki sözcüye, abiye ulaş, bu mevzumuz nasıl çözeceğiz? Yani şey yapalım. Bu da mühim, bunu da böyle yapacağız. Biz de elimizden geldiği kadar geleceğiz değil mi amca? Evet, yani benim gelip şeyini de size söyleyeyim. Daha önce bir sene mi oldu değil mi? Bir sene. Tam bir sene oldu. Öyle benim lüksüm yok şimdi artık. Benim sizinle rica etmenize, efendim şey yapmanıza hiç şey yok. Şu artık yük sırtımda. Yani benim böyle gelip gelmemek diye bir lüksüm yok. 3 ayı geçiremem.
3 ayda bir insan fıtratı. Çünkü ustad 3 ayda bir külliyatı, hafızasındaki 90 cilt kitabı tekrar ediyor. Benim böyle bir şeyim yok. Ve şöyledir ama, 3 sene 5 sene cemaate bakıyorum, yeni kuruldu, beraber gidiyoruz. Beraber, hepimiz talebeyiz. Hepimiz beyaz sarık sarıyoruz. Beyaz sarık talebe demektir Osmanlılar'da. Siyah sarık oranın hocasına ait. Oranın müdebirine ait. Siyah sarık sarmıyor. Hepimiz beyaz talebeyiz. Yani beraber açtık, beraber hareket edeceğiz. Ondan sonra bu yürüdü. Öyle bir hale geldik. Hakikaten ayağınızın üstüne hakikaten gerek yok. Ancak görüşmeyle, birkaç defa görüşmeyle telefonla hallediliyor. Ondan sonra ben sizi bırakıyorum. Ayağınızdan yürüyoruz. Ben başka yer açıyorum. Aça aça gidiyorum böyle. Başka bir yer açıyorum. Buraya ömür birle bağlanmıyorum. Siz artık ayağınıza. O da sizin bakacağım durumunuza. Tamam. Hadi ben mesela almaya da böyle en az 10 taneden aşağı yer yok yani böyle. Hadi benden eyvallah. Ya bir kader bir bahaneyle beni ayırdı. Kader bir sev. Ya bir hadi şeyle ayırdı. Ya çoğunlukla tabii biz dedik arkadaşlar benim sırtımda yük çok. Başka yer açacağız. Başka bir yer var. Şimdi ben en fazla 3 ayda bir Allah nasip ederse Strasbourg'a gireceğim. Zaten yukarıda da şey var. Burada da Allah nasip ederse çok güzel Fransa'da planım var. Bir de Bremerhaven, Almanya'nın kuzeyinde dershanelerimiz aşağıda da var ama orada şey yapacağım. Kamp yapacağım şöyle. Ne kampı? Cumartesi, siz tayin edeceksiniz. Bir gün ve iki gün. Zannediyorum bir gün kampa. Sabah burada yatılacak. Akşam yatılacak. Ondan sonra sabah kalkıp kahvaltıdan sonra telefon telefon yok kapatıyoruz. Enfusi kamp. Enfusi. Artık kampta hep beraberiz. Burada yatacağız böyle. Her şeyimiz beraber. Karı koca gibi yani. Hep aynı olacağız burada. Bir gün. Yani bir gün. Bir gece. Enfusi mevzu. Haritalıdır, tamam mı? Mesela enedir. Eneyi tartışacağız. Kavgalar yapacağız. Münakaşa edeceğiz. Olmaz abi. Olur kardeşim. Aç şantan işte. Yani bir şey anlatmaya çalışayım. Meyveleriniz, çaylarınızla beraber. Burada sahabe gibi beraber yatacağız. Ha? Kamp bu. Öyle Türkiye'de yapıyorum. Mesela geçen Afyon'da yaptım. Kalktım İstanbul'dan Afyon'a yaptık. Hem de kartı vesaire. Yer yer yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapıyoruz böyle. Almanya'da da şimdi inşallah büyük ihtimalle dershanemiz 1-2-3 katlı mülktür. Son katı çatıdır ama hiç bölme yaptırmadık. Orada şey yapacağız şimdi kamp yapacağım. Enfusi kamp. Halı gelmişse. Halı gelmemişse senin evde iki tane duruyor değil mi katlı? Senin de duruyor bir katlı. Hadi getirin arkadaşlar geçici. İki günlüğüne getiriniz halınızı. O Türkiye'den halımız gelecek. Alınmış parası verilmiş. Fakat Türkiye'den tır daha getirmemişti. İnşallah getirirse. Onu enfusi yapacağız. Siteden anons yapıyorum bunu dersinde. WhatsApp'ımdan anons yapıyorum. Müsait olanlar ve kampa katılmak isteyen ama o kampa katılmaya daha çok evlen en az bir defa külliyatı bitirmiş olanları davet ediyorum. Ama diğeri gelemez mi? Gelir. Merak eden çok. Abi ben eneyi merak ediyorum. Konumuzu da inşallah orada şey yapacağım. Ondan sonra yine aynı şey yapacağım. Şu tarihte enfusi kamp var diye Allah nasip ederse bir de burada yapmayı planlıyorum. Baktım ben. Burası da çok müsait. Allah nasip ederse inşallah. 3 ay benim de gelişimde 3 ayı geçiremiyoruz. Geçirmiyoruz çünkü boş bırakılmayacak kadar mühimdir ve ciddidir. Belirli bir döneme kadar 1 sene, 2 sene, 3 sene kadar bilmiyoruz. 3 ayda bir ama özel özürler olursa biraz erken olabildiği gibi 3-4 ayda şey yapabilir. Bu şekilde de geleceğiz Allah nasip ederse. Beraberiz. Beraber götüreceğiz. Ben size muhtacım. Siz de hepimiz de Risale-i Nur'a muhtacız. Ben siz yapamam, siz de bensiz olmaz. Beraber olacağız çünkü kardeşiz. Mecburuz çünkü bu dünyada imtihana gelmişiz. Doğru dürüst bir şey vermemiz gerekiyor. Peki gecemiz mübarek olsun. Dershanemiz de mübarek olsun. Amin. Allah sizi de mübarek etsin.
Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize kıbletullah, hayatımıza bereketullah Cenab-ı Hak nasip eylesin. Evladı iyalimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete geçmişse, evladımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, kimler geçmişlerse, kim bize dua etmişse, kimin bize emeği varsa Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin, bir bahçe eylesin. Bu maide-i Kur'aniye sofradan da istifadesini ziyade eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmetle İçtinab-ı kebair sırrına mazhar edip azami tesanut, azami uhuvvet hakikatine mazhar eyleyip Cenab-ı Hak bu dünyadan ahirete göçmeyi hepimize ve bizi sevenlere ve bizim sevdiklerimize de nasip eylesin. Amin. Bu hakikati. El-Fatiha'tıma selam.